Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Bu iplerden bu şekilde bu güzel. İster mevlüt örtüsü arkadaşlar her zaman söylediğim gibi isterseniz havlu kenarı olarak kullanabilirsiniz. Tercih size ait. Evet ikişer zincir çekerek tülbentlerimizin kenarını arkadaşlar bu şekilde tığ battılarını hazırlıyoruz ve 4 zincir çekerek böyle tomurcuklu trabzanlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tomurcuklu trabzanla 18 tane ara mesafesi veriyoruz. Sonra arkadaşlar bir zincir çekip bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Bir trabzan yaparak başlıyoruz. 4 zincir çekiyorum kapatıyorum bildiğimiz tomurcuklu trabzan aramız ama arkadaşlar yine de bir tane yapalım 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yaptım 8 zincir 8 zincirimi çektim döndüm arkadaşlar arasına iki tane tomurcuk bırakıp 2 ile 3'ün arasına bu şekilde girdim 1 2 3 4 zincir dönüyorum 2 defa tığımın başını doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 bu şekilde trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar 8 tane A. buraya trabzan yaptım. Buradaki trabzanıma kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bir tane yaptık. Buraya 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 döndüm arkadaşlar bu yapmış olduğumuz yaprağın ilk trabzanına kapattım 4 zincir çektim döndüm arkadaşlar 2 tane doladım tığımın başını 1 2 2 2 1 2 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 Tam buradan arkadaşlar bu trabzanın içine 8 tane yine 3 seferde aldığım trabzanlardan yapacağız. Vakit fazla uzamazsın. Evet arkadaşlar. 8 tane yaptım. Buradaki 9 zincir çektiğim zincirin içine kapattım. Tekrar 9 zincir. 7 8 9 Dönüyorum. Yine bu yapmış olduğum yaprağımın ilk trabzanını arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle tek kat almadan kapattım. 3 zincir değil 4 zincir döndüm. Dönüşlerde 4 zincir 2 defa doluyorum. 1 2, 2, 2 3. yaprağım için bir yuva yaptım. 3 zincir bir defa doladım. 1, 2, 2 Bir defa doluyoruz. Yuvaya girip 1, 2, 2 Yine bu şekilde fazla uzamasın video. 8'e tamamlayayım arkadaşlar. 8 olan trabzanımı bu şekilde kapattım yuvaya. Şimdi arkadaşlar sonuncu kez bir 9 zincir çekelim. 4, 5, 6, 7, 9. Dönüyorum bu yaptığım üçüncü yaprağın için arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde şimdi 4 zincir 1 2 3 4 zincir dönüyorum 2 defa doladım 1 2 2 2 şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum buradaki bakın arkadaşlar 1 2 3. olan trabzanımın ilk trabzanına kapatıyorum bu şekilde dönüyorum tekrar 1 2 2 buraya bir trabzan yap şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım Evet şu ara mesafesinde bir potluk var mı bazen çok gerdirirse önemli olan burası arkadaşlar iki yaprak arasında bu şekilde Burayı ölçüp yapmanız. Buranın adedini ben 18 bıraktım. Siz eliniz dardır 20 bırakırsınız. Size bağlı bir şey. Sizi biraz bu mesafenin hesabı yorabilir ama arkadaşlar bir tanesinde yorulsanız diğerleri aynı hesaba göre. Çünkü eliniz değişmeyecektir. Devam edecektir. Bu 18 olabilir. Eliniz benden daha gevşektir. 16 olabilir. Veyahut da yeri daha sıktır. 20 olabilir. Bu şekilde arkadaşlar bu yaprağın ucunu buradaki yaprağın ucuna bu şekilde monte ediyoruz ve buraya da arkadaşlar 8 tane bu şekilde 1 2 2 3 oldu trabzan dolduruyoruz 3 4 5 5 6 7 2, 4, 6, 7 ve 8. Bu şekilde sık iğne ile kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1 defa doladım. 1, 2 2 yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 8 tane trabzan yapıyoruz 8 trabzanımı doldurdum arkadaşlar bu şekilde aynı bu doldurduğum ya yani trabzan yaptığım 9 zincirli yuvaya kapattım Evet arkadaşlar aşağı inme birinci trabzanımı yaptık iki tane yaptığımız bu 8 zincirli trabzanı aynı 8 trabzanımızı aynı yuvaya kapattık. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zincir unutmayın arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doladım. Trabzanımızın düzgün durmasını sağlıyor bu 2 zincir. 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir yuva yaptım arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 1, 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde arkadaşlar trabzan yapıyorum bu iç yuva trabzanı yaptığım aynı yere arkadaşlar dibine bu şekilde kapatıyorum. Evet. Tekrar iki zincir, iki defa doluyorum. Buradaki yuvama girdim. Bir, iki, iki, iki. Bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım, yuva yaptım yani. 3 zincir. Bir defa doluyorum, bir defa doluyorum. Açıldı arkadaşlar. Tekrar iki tane trabzan yaptım. Buraya yine sekiz tane trabzan yapacağım. Sekiz trabzanımı buradaki aynı yere kapattım bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluşuyor yavaş yavaş. İki zincir. Bu inişlerde iki zincir önemli arkadaşlar. Şu yaprakların bu şekilde durması için bakın buralarda ve buralarda iki zincir çektim. iki defa doladım. Bu sefer yaptığım bu 8 zincirli ana yuvaya indim. 1 2 2 2 Evet arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2 Aynı şekilde buraya 8 tane trabzan yapıyorum. 8 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bu ana yuvama sık iğne ile sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar sağ tarafta olan yaprağımı bitirdim bu şekilde. Şimdi sol tarafta olan yaprağım için 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım bu şekilde. Faya girdim. 1 2 2 2. Trabzanımı yaptım. 3 zincirimi yapıp bir defa doluyorum. 1 2 2. Burayı 8 tane trabzanla dolduruyorum. 8 tane trabzanımı doldurdum ve bu şekilde ana yuvada kapattım. Birinci yuvam hazır. Buraya yine 9 zincir çekiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar çeviriyorum. İlk trabzan tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Dönüyorum bu şekilde. 2 defa doladım. 1, 2, 2 2 yine 3 zincir bir defa doluyorum bu yaptığım büyük trabzanın içine girdim 1 2 2 bir defa doluyorum 2 3 seferde 1 2 2 olarak aldım yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 8 tane trabzan dolduracağım bu 3 trabzanı 8 e tamamlayacağım. Arkadaşlar hepsini kamera karşısına çekmeye kalkarsak bu video bir saati geçer. O yüzden biraz videonun saatini azaltmak için bu şekilde arkada yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. 8 trabzanım hazır ve bu 9 zincirli yuvaya kapattım. Hep aynı işlem olduğu için arkadaşlar sizin fazla vaktinizi alacağı için bu şekilde yapıyorum. Yine 9 tane zincir. 9 zincirimi kapattım. Önemli olan kısımlarını gösteriyorum. Sadece aynı işlemleri arkada yapıyorum arkadaşlar. İlk taraftan kapattım. 4 zincir dönüyorum düz yüzüne. 2 defa doluyorum 4 zincirin üzerine. 1 2 2 2. Bu şekilde 3. yaprağım için yuva yaptım. 3 tane zincir bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bu yuvaya 8 tane trabzan yapacağım. 8 trabzanım yine hazır. Yine bu 9 zincirli yuvaya kapatıyorum sık iğneyle. Yine 9 zincir. Dönüyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. 4. yaprağım için yuva yaptım arkadaşlar. 1 2 3 zincir. 1 2 2. Buradaki yuvanın içine 8 tane trabzan dolduruyoruz. 8 trabzanım hazır. Yine bu 9 zincirli yuvanın içine kapattım. Gördüğünüz gibi 4 yaprak oluştu. Bu 4 yapraktan sonra arkadaşlar aşağı inme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 4 zincir. 2 defa doladım. Bu aynı yuvanın içine kapattım. Yuvanın içine 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1 defa doladım. 1, 2, 2 2 bir defa doladım 3 burayı 8'e tamamlayalım 4 8 tane trabzanımı yaptım bu şekilde yuvanın içine kapattım 2 zincir 2 zincirim arkadaşlar şöyle biraz düzgün durması için çekiyorduk biliyorsunuz bu şekilde Şimdi arkadaşlar buraya aynı yuva iki tane yaprak yaptıktan sonra iki zincirimi çektim. iki defa doladım. Bir alttaki bu dokuz zincirli yuvaya bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Ve iki zincir, pardon üç zincir arkadaşlar. Bir defa doladım. Buraya sekiz tane bu şekilde üç seferde aldığım bir trabzan yaptım. Zincirimle beraber iki trabzanım oldu. 8'e tamamlayalım. 8'e tamamladım. Aynı trabzan içine kapattım yaprağımı. 1 2 zincir. 2 defa doluyorum tırnağın başına Bir alttaki bu 9 zincirli yuvanın içine girdim. 1 2 2 2. Bir trabzan yaptım. 4 seferde aldığım bir trabzan üzerine 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan 8'e tamamlıyoruz 8 trabzanım hazır hemen aynı bu 9 zincirli yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar sonuncu için 2 zincir 2 defa doladım buradaki yuvanın içine 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar. Sonuncuyu da böyle 8 zincirli ilk yaptığım yuvamın içine kapattım. 3 zincir. Aynı şekilde buraya da 1, 2, 2. 3 seferde alarak bir trabzan yaptım. 8'e tamamlayalım. 8'e tamamladık. Ana yuvamızda kapatıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunu da bitirdik bu şekilde. Şimdi buradaki ilk yaptığımız bu tomurcuk usul trabzanın içine de girdim. Bir zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yine buraya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Kapattım arkadaşlar. Trabzanımı tomurcuk olarak. Birinci aramız bir defa doluyorum yandaki tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar bundan tam 18 tane yapacağız Ondan sonra arkadaşlar bu yuvamızı kurup yaprak işlemini yapacağız şimdi arkadaşlar biz amacımız örneği çıkarmak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum ya yani tekli trabzan yani 2 iki, iki aldığım için bu şekil söyledim tekli trabzan aslı bir zincir bir defa doluyorum tığ battıya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir bu şekilde arkadaşlar söylediğim gibi 18 tane ara veriyoruz benim elime göre, elimin gevşekliği kalınlığına göre, ipimin kalınlığına göre 18 arkadaşlar. Gerisini ben kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar. Çiçeğimizin yapımında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bu pembe çiçeğini yapacağız. Aslında arkadaşlar bu şekilde biz yaprağa çatım işlemini gerçekleştirdik fakat böyle ara ara bu büyük gülleri koyup şöyle mesafesiz çatmadan daha uzaklıkta tek gül tek gül olarak kullanabilirsiniz. Yine de biz bu şekilde çatma işlemini de göstermiş olalım ama yani yaparsam ben böyle çatmadan ayrı ayrı gülleri koymayı düşünürüm yani. Şimdi ters tarafını çevirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ilk trabzanımızın tepesine bu şekilde ipimizi monte ettik. Şöyle bir küçük örümcek yapıyoruz. Yani en azından arkadaşlar yaptığımız bu örümceğin içine 8 tane trabzanımız sığsın. Bu şekilde. Karşıdaki ilk trabzanın tepesine kapattım. Döndüm arkadaşlar bir zincirle. Bu şekilde örümceğimin içine girdim. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum buraya 8 tane trabzan yapacağım bu şekilde 2 3 bir defa doluyorum 4 5 örümceğimin iki kanadına yapıyorum bu 8 trabzanım arkadaşlar 6 ve üstte işte alalım. 6, 7, 2, 2, 4, 6, 7, 8 tane de arkadaş, 8. de 3 zincir çekerek buraya kapattım bu şekilde. Küçük bir tane örümcek yapıyorum. Bu şekilde buradaki İlk trabzan tepemeye kapatıyorum. Bu şekilde. Ters yüzünü dönderdim arkadaşlar bu şekilde. Ve buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Bir iki defa doladım. Buradaki arkadaşlar örümceğimin tek kanadına tuttum. Bir iki iki 2 olarak aldım. Tekrar küçük bir şöyle 8 zincirimiz sadece bir örümcek daha yaptım arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Yine bu örümceğimin içine 1, 2, 2, 2 olarak 2 tane örümceğim oldu. Tekrar bir örümcek daha. 2 defa doluyorum. Yine yuvaya girdim. 1, 2 2 2 Evet arkadaşlar şimdi tekrar bir tane daha yapıyorum küçük bir örümcek iki defa doluyorum bu sefer arkadaşlar şu yeşil trabzanımın içine bu tutturduğum ipimi tutturduğum yere 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yap Buraya tam dört tane yuva yaptık arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu yaprağımın arkadaşlar ilk trabzanının tepesine bu şekilde kapattım. Burada tam 4 tane yuvamız olduğunu söyledim. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Düz yüzüne döndüm. Şimdi bu örümceğimin içine bir sık iğne yaparak girdim bu şekilde. Buraya 8 tane arkadaşlar trabzan yapacağım. 3 zincir. 1 2 ve 2. Evet, zincirimle beraber 2 trabzanım oldu. 3 4 5 6 6 7 2 4 6 7 2 zincir bu şekilde kapattım. 8 tane trabzanım oldu. Yandaki örümceğimin içine sık iğne ile bu şekilde girdim. Aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde birinci örümcekte nasıl yaptıysam 8 trabzanı bütün örümcekleri 8 trabzan yaparak aynı birincisi gibi dolduruyorum. Evet arkadaşlar bu dört yuvamı örümceğimi sekizde tırabzanla doldurdum bu şekilde şu ilk örümceğimi yanına da kapatayım arkadaşlar yine küçük bir örümcek yapıp bir üstteki tırabzanıma kapatıyorum kapattım bu şekilde arkadaşlar dönüyorum arkadaşlar şimdi buraya bir zincir çekelim dönmeden bu şekilde bir örümcek yaptım iki defa doluyorum buradaki arkadaşlar biliyorsunuz örümceğin tek katını köprü olarak kullandık aşağıda da burada da aynı şekilde alt kattaki gibi yuvalar yapıyoruz örümcek burada da 6 tane örümcek yapacağız arkadaşlar yuva yapacağız yani 2 defa doladım. Yine aynı örümceğimin içine 1, 2, 2, 2 olarak aldım. İkinci örümceğim. Tekrar küçük bir örümcek yapıyoruz. 2 defa doladım. Bir alttaki örümceğin içine 1, 2, 2, 2. Yine arkadaşlar aynı şekilde dördüncü örümceğimi 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 Bu şekilde örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 6. örümceğimizi de yapıyoruz ve 2 defa tığımızın başını doladık. Bu yeşil trabzanımızın üzerine 1 2 2 2 alarak bir trabzan yaptık arkadaşlar sonuncu. Bu şekilde bir üstteki yaprağımıza da arkadaşlar yaptığımız tırabzanı monte ediyoruz. bir zincir döndüm. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 tane burada örümcek yaptık şimdi bu 6 tane örümceğimizin üzerine de aynı bunlar gibi trabzanlar yapacağız 3 zincir bir defa doladım örümceğimin iki katına 1 2 2 zincirimle beraber 2 trabzan 3. trabzan 4 5 6 ve 7 2 4 6 7 3 zincir arkadaşlar kapattım buraya sonra yanındaki örümceğe bir sık iğne ile geçiyorum aynı bunun gibi arkadaşlar tüm örümceklerimin içini dolduruyorum bu trabzanla bu şekilde onları yapayım tamamlansın arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi beyazla bu yapmış olduğumuz trabzanlarına kontürlerini çekeceğiz. Bu ilk çektiğimiz 3 zincirli yuvanın içinden girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde 3 zincir ilk trabzanımı kapattım bu şekilde. Sık iğne yaparak 1 2 zincir bu şekilde buraya arkadaşlar bir kirpik yaptım iki zincir bu şekilde kapattım iki zincir bu şekilde kirpik kapattım bir iki zincir kapattım bu şekilde iki zincir kapattım buraya 2 zincir arkadaşlar Sonuncu trabzanımın tepesine de kapatıyorum Tüm Trabzanlarımızın tepesine kirpiğimi yaptım 3 zincir çekip yine arkadaşlar bu Yuvaya Kapattığım yere Kapattım Bir zincir Evet arkadaşlar ipimizi kopartıyoruz Bu ikinci sıradan da arkadaşlar bir tane Göstermek istiyorum 1, 2, 3 zincir arkadaşlar. Buradaki ilk trabzan tepeme kapattım. 1, 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir yuvama kapatıyorum. 2 zincir buradaki trabzan tepesine kapatıyorum. Evet tüm trabzanları arkadaşlar 2 zincir çekerek kirpikler yapıyorum bu şekilde bir iki zincir kapattım bu şekilde tüm trabzanlarımız dolunca arkadaşlar yine üç zincirimi çekip bu aradan girdim kirpik yaptım yuvanın arasından 3 zincir çekip bu şekilde arkadaşlar ikinci 8 zincirli yuvama geçtim. Aynı şekilde arkadaşlar bu biri nasıl doldurduysa bu sırayı ve bu sırayı aynı şekilde yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Gerisini ben yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapılışı, görünüşü yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.